arkadaşlar yani dikdörtgenin alanını bulmak için sadece şuna dikkat edeceğiz. 18 yarıda olduğu için burası da yine küçük kenar 18 yardı olacak. Bir de 18, 18 daha 36. 8 de burada var 44 bakın şöyle renkle de göstereyim. Şu kısım 18, bu kısım 18 bir de 8 burada var. Sonuç olarak 44 çarpı 18 olacak. Buradan da 792 yard kare arkadaşlar. B şıkkı. Bu şununla ilgili uyarayım. Orada biraz kaymış. Şu tam böyle e, uç noktasına kadar olan uzaklık arkadaşlar. 9.15. Yani o zaman burası 10 yard oluyor değil mi? Çünkü 0.915 olarak vermiş. O zaman 915 metrede 10 yard olması lazım. Şimdi bakın şöyle dikkat ederseniz burası 12 yard. Normalde kısa kenarın uzunluğu da 18, 18 olduğu için o zaman şurası arkadaşlar 6 yard. Şeye dikkat etmeniz lazım bir de. Burada özellikle vermiş ki aslında 9.15 derken bunun çapının, yarı çapının pardon 10 yard olduğunu söylüyor. O zaman 10 burası, 6 burası demek ki arkadaşlar 8 Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2'ye böler. Bu yüzden 8 daha 16 oldu. Yani cevap buradan E şıkkı. Önce arkadaşlar B noktasında teğet olduğu için büyük çemberin yarı çapını bulalım. Bakın bunlar içten teğet olduğu için birbirine ve aynı zamanda teğet kesim noktası olduğu için tam böyle açı ortaya olacak şekilde birleşmek zorundadır. Geldiği yer çok özel bir şey değil. Aslında burada bir deltoid var. O yüzden bu şekilde açı ortaya olmak zorunda. Dolayısıyla 30'un karşısı 4 olur. Şimdi yine burada da arkadaşlar şöyle 60 derece 60 derece olacağı için bir noktadan indirilen teğetler eşittir malum. Buraya 30 kalır. Burası da 90'ın karşısı 4 olduğundan 30'un karşısı 2 olur. Yarı çap 2 olduğundan buraya da 2 kalır. O zaman küçük çemberin yarı çapının da 1 olduğunu görüyoruz. RK diyelim ona 1. Sonra şöyle 4 santimde yukarı doğru uzatırsak bunun yarı çapı. O zaman R ortanca da 6 bölü 2'den 3 geldi bakın. Haliyle artık boyalı bölgenin alanı toplam bunun yarıçapı 4 olduğu için 16 pi eksi e, ortancanın yarıçapı 3 olduğu için 9 pi çıkaracağız. Bir de 1 çıkartacağız. Pi olacak. Buradan arkadaşlar 6 pi oldu. A şıkkı. Alakasız şu eşitlikleri bir bağlayalım birbirine arkadaşlar. Bakın şimdi e, burada Karenin köşegenleri birbirini dik kestiği için ve ortadan ikiye böldüğü için KC'yi birleştirirsek ikiz kenar olur. AKC bu yüzden X olacaktır. AKC'nin bakın tabana inen dikinin aynı zamanda yükseklik olduğuna dikkat edin. Bu yüzden KC ile AK eşit olur. E kendiliğinden o zaman EC ile KC de eşit oldu. Alfa, alfa dersem iki iç bir dıştan iki alfa. İkiz kenar üçgenden iki alfa. Bunun bize şöyle bir katkısı olacak. Şimdi köşegenden dolayı burası 45 derece. O zaman arkadaşlar lütfen iki hiçbir dışa dikkat. 2 alfa ve alfa. Bu üçgenin dış açısına şu fosforladığım dış, dış açıya dikkat edin. 45 derece. O zaman 3 alfa eşittir 45. Alfa 15 derece oldu. O zaman e, artık şunu söyleyebilirim. Burası zaten 45 dereceydi. Alfa da 15 olduğundan Şöyle burası 60 derece oldu. Zaten 45 derece burası. O zaman hemen artık böyle bir dik indiririz. 90'ın karşısı 45 şey 6. 45'in karşısı 3 kök ki. 60'ın karşısı arkadaşlar kök 18'in kök 3'te biri kök 6. 2 ile çarparsak 2 kök 6 olur D şıkkı. İç açı orta kesim noktası olduğuna göre şöyle indirdiğimiz zaman burası da 3'tür. Yine burası da 3'tür. Çünkü Şöyle açı ortay bakın. AK da açı ortay. CK da açı ortay. Bu yüzden açı ortayın kollarına inen dikler eşit. Sonra aynı şekilde arkadaşlar x artı 3 deriz. Şöyle bir m dersek cm de x artı 3 olur. Buraya demin indirmiştim 3. Karşılık kenarlar birbirine eşit oldu. Çünkü burada kare oluştu. Burası da 3 oldu arkadaşlar. Sonra yine bakın şuraya p desek yine bu da bir açı ortay olduğu için ak. Böylece arkadaşlar x olmuş oldu. Şimdi e, özel üçgen olur mu bir bakalım, kontrol edelim. x artı 3, x artı 6 ve 2x artı 3. Burada hangi özel üçgeni düşünebiliriz? 6, 8, 10 olmuyor. 3 fark olduğu için bir 9, 12, 15'i deneyelim. x'e 6 verirsek burası 9 olur, burası da 15 olur. Evet oldu. Demek ki 6 artı 9 şey pardon 12 artı 9 artı 15. 12 9 daha 21 15 daha 36 C şıkkı. Sıraladığımız zaman arkadaşlar bakın şu ikinci hali böyle. Eski hali de şöyle noktalı noktalı göstereyim bu. Bulmam gereken alan buradaki bu ay parçası gibi olan alan. Şimdi burada e, katladığımız zaman şöyle bir dik indirdiğimizde uzunluğun değişmediğine dikkat etmemiz lazım. Buraya R buraya P dersek PR ile RO eşittir. Bu şunu söylüyor bize yarıçap çap kökçü olduğu için buralar köküç köküçtür. Böyle birleştirirsek 2 köküçten dolayı 30 60 derece. Aynı şekilde burada da arkadaşlar yani merkez açı 60 60 daha 120 derece oldu. Şöyle şurada da gösterirsem bakın eski merkeze OE diyelim. Yarı çap böyle 2 kök 3, 2 kök 3. Burası da 120 derece. Şimdi benim bulmam gereken yeşil bölge. Orada neyi çıkarmamız gerekiyor bakın. Şu eskiden kalan şu parça var. Yeni parçada katlandığı için bu parça var. Yani aslında şu parçadan arkadaşlar iki tane var bakın S. O zaman S'i bulalım. Sağdaki şu parçadan yararlanalım. S'i bulmak burası aslında. Eşittir. bir daire diliminden üçgen çıkaracağım haliyle bakın gerçekten şu daire diliminden üçgeni çıkaracağız. 2 kök 3 karesi pi 120 derece olduğu için 360'ın 3'te biri eksi 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Buradan da 4 pi oldu burası. Burada da 2'ler gitti 3 kök 3 geldi. O zaman 2s arkadaşlar 8 pi eksi 6 kök 3 olur. İşte biz tüm alandan yani daire alanından 12 pi'den burayı çıkaracağız. Eksi 8 pi artı 6 köküç olacak. Haliyle arkadaşlar 4 pi artı 6 köküç geldi. E şıkkı. Bir kenarı 12 santim. Yani arkadaşlar şöyle burası 6 6 6 köküç. Burası da yine 6 köküç. Şimdi A'nın geldiği nokta şöyle A üssü diyelim. Bakın A üssü etrafında döndüğü için 120 derece şöyle bir çember yayı çizer. Yarı çap bu yüzden 12 köküç olur. 24 köküçlük bir yarı çap, şey, 24 köküç pi'lik bir uzunluk olurdu. Tam çember olsaydı ama 120 derece olduğu için 3'e böleceğiz. 360'ın 3'te biri olduğu için. Aynı yorumla bakın bir de böyle arkadaşlar bu tarafa doğru gelecek. A noktası. Burada da yine bir 120 derece var. Yani 2 ile çarpabiliriz. Haliyle toplam aldığı yol 3'e böldük 8. 16 kök 3 pi oldu e şıkkı. Merkezlerini birleştirmeniz lazım uzunluk sorularında arkadaşlar. Bakın burası 4 burası 9. Sonra şuradan tt de dik indirmek gerekiyor. 4 bir dik yamuk elde ettik. Madem dik yamuk elde ettik şöyle bir dik üçgen yapalım. Burası 4. Yarıçap 9 olduğu için 5 kaldı. Böylece burada 5 12 13 üçgeni. Sonra şurası da 12, burası zaten merkezden teğet dikindirirsek 4. Şimdi yarıçaptan dolayı zaten burası arkadaşlar 18. 18 ile 16'yı çarpacağız. Buradan da 288 E şıkkı. Kare verilmiş arkadaşlar. Şöyle bir uzatalım bakın. Şunu da şöyle yapıyorum. Biraz aslında o ezber alfa beta 90'a gideceğiz. Alfa beta, alfa, burası da gördüğünüz gibi beta. O zaman alfanın karşısı x ise alfanın karşısı yine x ve hakikaten burada bir geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende taban x, yükseklik buna inen yükseklik bakın d noktasından inmeli. Haliyle yükseklikte x olduğu için bölü 2 eşittir 9. 9 x de buradan 3 kök 2 oldu. E şıkkı. Pisagor'la halledeceğimiz ama böyle çözümü basit belki görmesi zor olan bir soru arkadaşlar. Şimdi dümdüz yorumlarımı yapacağım bakın. Birincisi şöyle madem kiriş aslında AB aynı zamanda büyük çembere göre böyle bir diki indirelim. E, bilmiyoruz şimdi O1 O uzunluğunu. Sonra küçük çember E noktasında çembere teğet. Sonra arkadaşlar Büyük çember O1 böyle bir dik indirirsek 10 olduğu için kiriş 5-5 ayrılacak. Şuradaki parça bir birim olacak. Dikkat edelim lütfen. Şimdi ben bunu böyle uzatıyorum tamam mı? O1 OE'yi uzattım. Şu O1 ile de birleştirdim. Böyle bir 90 derece elde ettim tamam mı? İyice büyüteyim hatta görün. Şimdi şu indirdiğim uzunluğu biliyor muyum? Hayır A diyelim ona. O zaman dikdörtgenden dolayı karşısı da A oldu. Şimdi burada lütfen dikkat. Yeşil O1 O'nun karesi neye eşit arkadaşlar? Dikdörtgen oluştuğu için şurada bakın. Bir tane dikdörtgen oluştuğu için. Böyle P dersem O1 P uzunluğu 1. Yani şöyle göstereyim bakın. O1 P şurası arkadaşlar O1 O dik üçgen O1 P 1 santim. Burası 3 olduğu için yarıçap PO da 3 artı A. Bu yüzden O1 O'nun karesi 1 artı 3 artı A'nın karesi arkadaşlar. Tamam mı? Bu bana neden lazım? Şimdi şöyle bakın birleştirdiğim zaman burada bir dik üçgenden yarı çapı bulabilirim. O1 O'nun karesi yani 1 artı 3 artı A'nın karesi artı 3'ün karesi 9 eşittir yarı çapa. Yarı çapın karesine. Aynı zamanda şöyle arkadaşlar şu üçgende de Pisagor'dan A'ydı zaten burası. A kare artı 25 de yarı çap. Bunları açıyorum o zaman. 1, 9, a kare artı 6a artı 9 eşittir. A kare artı 25. A kareler gitti. 6a eşittir. 6 geldi. A 1 oldu. A1 olunca o zaman bir tanesini de yerine yazalım. R kare eşittir 25 artı 1'den 26. Yani yarıçap arkadaşlar kök 26 oldu A şıkkı.